sanatçı, şair, yazar, Ozanlar Birliği, Ozan Dermiş 35. Sanat Yılı programına hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Açılışımızı başta Mustafa Kemal önderimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı için davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütene solacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. Evet, valiliğimizin bir mesajı var sanıyorum sırada. Sayın Sabit İnce, Anason Anadolu sanatçı, şair, yazar ve Ozanlar Birliği Genel Başkanı. Düzenlemiş olduğunuz İsmail Koçak'ın 35. Sanat Yılı ile ilgili program davetiyemizi aldım. İsmail Koçak'ın 35. Sanat Yılı'nı kutlar, ozanlık geleneğinin yaşatılması için verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim. Nazik davetimize programın yoğunluğu sebebiyle maalesef iştirak edemiyorum. Programa katılanlara selam ve sevgilerimi sunar. Faaliyetlerimizde başarılar dilerim. Kayseri Valisi Orhan Düzgün. Teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Anason Başkanı Sayın Sabit İnce Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ozanlık geleneğimizin yaşatılması için Ozan Derviş'in 35. Sanat Yılı kutlama programına Kuzey Kıbrıs'tan aramıza katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Doktor Arif Albayrak'a, Antalya'dan aramıza katılan şair, yazar, araştırmacı Mustafa Ceylan hocama ve Artvin'den aramıza katılan canlı temelimiz şair Galip Kurdoğlu'na ve tabii sizlere, hepinize hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Biliyorsunuz ozanlık bizim kültürümüzün, edebiyatımızın, Türk milletinin bir geleneği ve bu gelenek yaşatılması lazım. Bu gelenek her ne kadar her yıl erozyona uğrayıp zayıflamakta ise de yine de ozanlarımız
sazlarıyla, halk şairlerimiz şiirleriyle, kimi sazlı, kimi sözlü olarak bu kadim geleneğimizi, eski geleneğimizi yaşatmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla ozanlarımız da kendi kabiliyetleri ölçüsünde, kendi yeteneklerine uygun olarak kimi sazıyla, kimi sözüyle bu geleneğimizi kısıtlı imkanlarla sürdürmeye çalışıyorlar. İşte Ozan Derviş de Nevşehir Derinkuyu'dan Kayseri'ye yerleşmiş, uzun yıllar devlet memurluğunu yaptıktan sonra emekli olmuş ve kendi kabiliyetince, kendi çapında, kendi imkanlarıyla bir şeyler yazıp çizen, söyleyen, şiirler yazan bir ozanımız. Kendisi böyle bir talebi olduğunu, ferdi başvurularından sonuç alamadığını, dolayısıyla birliğimizin bir üyesi olarak ona böyle bir program yapılması gerektiğini düşündük. Arkadaşlarla karar verdik ve bugüne geldik. Çok da emek verdik, çok da gayretlerimiz oldu. Önemli olan sayılar değil, kalabalıklar değil, sizin gibi değerli insanların bu geceye, bu programa katılmış olması bizim için çok büyük bir değerdir, çok büyük bir takdir konusudur. Tekrar size teşekkür ediyorum. Ben sözü fazla uzatmayacağım çünkü şairlerimiz, yazarlarımız, ozanlarımız var. Türk halk müziği sanatçılarımız var. Daha çok onlara yer vereceğiz ama şunu da belirtelim. Bütün vatan uğruna şehit olmuş, canını vermiş şehitlerimize, kültür sanat insanlarımıza, Kayseri'den ve ülkemizden yetişen ozanlarımıza, şairlerimize, merhum olanlarına buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Dolayısıyla acılı günler yaşadığımız için evet terörden korkmuyoruz. Terör bizi yıldıramaz ama acılıyız. Dolayısıyla sanatçılarımızın da bu acılı günlere uygun program icra edeceklerine, türkülerinde, şarkılarında ağırlaştırılmış bir program uygulayacağımızı da burada özellikle belirtmek istiyorum. Onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu vatan yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca şehitlerimizin kanıyla bağımsızlık ve hürriyetine kavuşmuş bir ülkedir. Dolayısıyla şehitlerimiz yine olacak, acımız sonsuz ama hayatta devam edecek, bu tür programlar sürecek. Onun için böyle ağırlaştırılmış bir programla bugünü kutlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye Sayın Mustafa Ceylan Bey'i ben davet ediyorum. Derviş ozanı anlatacak. Dinliyoruz hep birlikte. Buyurun efendim. Ben de Ozan Derviş'i şöyle yanıma alayım. Biraz sıkıştıracağım sizin adınıza. Gel bakalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah bu memleketi terör belasından kurtarsın. İnşallah o günler gelir en yakın zamanda. Milli birlik ve beraberliğimiz gene tarihte olduğu gibi bütün dünyada parmakla gösterilen seviyeye geliriz inşallah diyorum. Anadolu, ozan dolu. Biz ozanlarımızın türküleriyle, ozanlarımızın mısralarıyla, ozanlarımızın deyişleriyle yaşayıp geldik hep. Ozanlık geleneği olmasaydı türkülerimiz olmazdı. Çekin türküleri bu ülkenin içinden, insan yüreğinden. O zaman bölersiniz ancak Türkiye'yi. Diyarbakır'da söylenen türkü neyse, Kars'ta, Van'da, Ardahan'da, Edirne'de söylenen türkü neyse, hep içimizin, yüreğimizin, sevdamızın, gurbetimizin, hasretimizin, ozanımızın tenleri arasından çıkan türküler neyse, hepsi bizim çimentomuz, bizi biz yapan değerler. Ama ne yazık ki biz son zamanlarda ozanlık geleneğini modayla karşılaştırarak modayı tercih edip biraz da pop müziğine, biraz da arabeske doğru kaydık. Yani popüler kültürü gücü elinde bulunduran medya ozanlara öteledi. Ama bilmediler ki ozan ötelenerek susturulamaz.
Ozan bu milletin gözü, kulağı, yüreği, sesi, dili. İşte onlardan birisi Derviş Ozan. 35. yılını beraber icra edeceğiz. Şimdi kendisine birkaç soru soracağım. Ben tam tanımıyorum. Dolayısıyla hem siz hepimiz beraber tanımış olacağız. Hem de bu soracağım soruları da Edebiyat TV'de yayınlayacağım. Sayın Anasam Başkanlığı'na bir Antalya'ya gelindiğinde sıkışırdım. Aynı onun gibi yapacağım biraz. Ozan Derviş, esas adın ne? İsmail Paçak. Niye esas adını kullanmıyorsun? Kim Derviş dedi sana? Rahmetli bir üstadın bilmesiyle, Hacet İbrahim rahmetlikle, bana Derviş olsun dedi, o şekilde kaldı. Ha şu Ağrılı değil mi o? Evet. Ağrılı rahmetli. Evet. Ozan Firgani. Evet, evet bilirim onu, Allah rahmet eylesin. O söyledi sana, Derviş dedi. Evet. Niye Derviş dedi, hiç düşündün mü? Çok düşündüm. Dervişlik diyeceğine dondurmacı deseydi. O rahmetli bir bahaneye soracağım onu. Bana sor. Sen düşünürler. Peki, Ozan Derviş nereden gelip nereye gideriz? Sen Sümerler devrinde doğdun, Lale devrinde yaşıyorsun öyle mi? Ben Derviş'e gidip Kayseri'ye giderim. Kayseri'de yaşıyorsun. Peki, hangi yılda doğdun? Yani anlat hele bir şöyle bir anlat bakayım. Kimin oğlusun, kaç kardeşin? Ben 10. ayım içinde 1962 yılında Nevşehir'in Gerinkuyu ilçesinde doğdum. Annemin adı Kerdivan, babamın adı Osman, 3 kardeşiz. Biz dedik ki, anam bizler için dağlar açardı, bir derdimiz olsa hemen koşardı. Bizimle ağlayıp bizle coşardı, senin hakkın asla ödenmez sana. Nevşehir'in bir derin kuyudan, doyasıya içemedim suyundan. Örnek atsam edebinden uyumdan, senin hakkın asla ödenmez sana. Diyorsun. Evet, senin tahsilin ne? Lise. Lise. Peki sen şiirde hece bezniyle şiir yazıyorsun anladığım kadarıyla. Durak veya işte şiirin bilimsel yanını biliyor musun? Ben Ozanca yazıyorum. İçimden geldiği gibi yazıyorum. Ozanca söylüyorum. Anlaşıldı. Sen çığırıcı ozanlardansın. Yani sen türkü çığırıcı ozanlardansın. Yani sen kendiliğinden beste yapıp ezgisiyle notasını kendinden çıkaramadık ozansın. Doğru. Yani sana böyle matematik bir şey falan söylemez. Beş altı çökmeye bana. Peki anladım. Şiirin matematik geometrisi değil. Yüreği lazım bana diyorsun. Yemek bilek lazım. Peki. Askerliğini nerede yaptın? Askerlik yapmadım maalesef. Peki, askerlik yapmadık. Niye şiiri seçtin? Dondurmacını veya marangozunu seçseydin ya? Yaşanan bir acılar vardı. Ondan dolayı, yaşadığım bir hayattan dolayı bu şiiri seçtim. Ya marangozluk yapsaydın? Hayır, yapamadım. Dondurmacını dondurmacını? Yok, yapamadım. Ya, şiiri niye seçtin? Ben şiiri seçtim, çok seviyorum. Şiiri seviyorum. Ülkemi, vatanımı ve... Bütün insanlar seviyorum. Ondan dolayı. Bak, şiirin malzemesi dil, kelime. Tamam mı? Şu binayı yaparsın, demir, çimentoyla, taşla, 1000 yıl, 100 yıl yaşar. Ama şiiri iyi yazarsan, kalıcı şiir olursa, 10.000 yıl da yaşarsın. Onun için mi seçtin? Evet. Yani ölümsüzlüğe talipsin. Evet. Hayda, alkışlayalım bunu. Peki, ilk şiiri ne zaman yazmıştın, hatırlıyor musun? 17 yaşında yazdım. Hangi şiiri? 17 yaşındaki yazdığım Gurbet idi. Gurbet? Evet. Aklında mı? Aklında. Sen bütün şiirleri yazmayı biliyorsun. Evet. Allah, hayret bir şey ya. Bak bakalım hani Gurbet'i. Gider oğlum sensiz Gurbet eline, benden selam olsun Gonca Gülüm'e. Vuramayan şu sadımı teline, eser silahını yerini öldür. Kızı da renderler yayların ası, kalmamış kimsesi tutuyor yası. Sarış sarın başında barındı tası, yayı bayrağını içmesini özledi. Şu zalim gurbetin bozduk eseri, Ozan Derviş'imin var.
Evlisin değil mi? Evet. Üç tane oğlum mu? Üç tane oğlum var. Onlardan saz çalan var. Bir tane var. Sen niye çalıyorsun? Yunus Emre saz mı çalıyordu o zaman ki? Ben de saz çalmaya, ben saz çalmaya nefret ettim. Cevabı güzel. Peki, hadi oradan kurtardık diyelim seni. Niye kitap yayınlamadın? Vallahi şimdi şairlerin kitapları yani affedersin şey oldu. Yani Sayın Mustafa Ceylan bana o kadar bir kitap veriyor. Ben kitaplarca ben kitapsız olayım. Şairlerden misin? Evet. Şimdi şu gazetede gördüm. Şu gazetede. Reklamın da iyisini yapmışsın ya. Sağ olsun da. Dur bakayım. Burada otlakçı şairler diyor. O ne demek ya? Bir şairin emeğini alıp kendilerine mal edenlere otlakçı şair diyorum ben. Şair dedi. Otlakçı şair dedi. Şiir. Tabii. Son bir tasını al. Mustafa Ceylan'ın şiirini. O da mevzular yazar. Çok güzel. Ve onlar da var. Onlar da var. Son olarak, istersen atışma yapalım. Yok. Peki. Son olarak bir soru daha soracağım. Kaç yaşında evlendin? 10 seneden evlendim. Yeni yazdığın için bir şey var mı? Şu anda bana hatırlamıyor. Bir Kayseri kalesini söyleyeyim. Hadi, hadi söyle. Onda savaş kalesine çıkarttık sevda, güler, sevgiler kalesi yaptık. Tamam, hadi. Kayseri kalesi kurulmaz bir kale, sen düşürdün sevdiği beni bu hale. O da mıyım özel bugün şenade, hepsini sordum açan güllere. Bu sene hasretin çekilmez oldu, bu sene yarıp da gül ile doldu. Sen gittin sevgilim, kaç bakan soldu. Hep seni anlattım, esen gelene. Ben de bitmez ki sevda yarası, sevdiğin gözlerin kömür karası. O da dermişim şimdi aç karası, ben diyorum anı dırt denene. Evet. Ben bu adama ne diyeyim şimdi, şiirin matematiğini, geometrisini biliyorum dese oralardan gireceğim bir yer bulacağım ama bu çığırıcı ozanlardan. Bak. Gel yol yakından dön, Ozanlığı bırak. Ozanlar, Türkiye'de sosyal güvenceye kavuşmuş bir sanat grubu değildir. Eğer Ozansan, seni hastanede sosyal güvencen yoktur, sigortan ödemez bir kuruluş, dernek veya sendika. Ayrıca çocuğunun ilaç parasını ödeyemezsin. Ayrıca emeklilik olamazsın Ozanlıktan. Ayrıca Ozanlıktan para da kazanamazsın. Yol yakın, bunu vazgeç. Ben zaten emekliyim. Ben para kazanmak amacıyla yapmadım. Emeğimi de koydum, kültür milletten kültürü yaymak için yaptım. Hala da bu kesene bir şeyler yapmak için çalışıyorum. Ha sen devlet memuru muydun? Tabii devlet memuru. Emekliyim ben. Peki senin hedefin ne? Niye? Bu şiirde nereye varmak istiyorsun? Onu söyle. Abi o yüreğimde o kanıya yarayı bir durdurabilsem, onu bir bilsem zaten nereye varmak istediğimi, ileride inşallah. Yani hedefinde de bilmemezsin dedi. Şimdi atışlar devam ediyor. Atışa devam ediyorum. Hele biraz da zaman geçti. Şimdi kendimi ozan diyemiyorum çünkü. Yani ben ozan diyemiyorum. Yani bir 15-20 sene daha geçsin, ondan sonra ustalar bir ozan olur herhalde inşallah. Evet. Şimdi sevgili dostlar, daha ne diyeyim? Ozanlığın gereği bu. Bil meydanı dermiş onlar. Yiğitlerin yüreği bu. Sil meydanı dermiş onlar. Kayseri'de oturmuşsun. Yare mendil götürmüşsün. Sen kendini bitirmişsin. Gel meydana dermiş onlar. Kitap değil, CD dersin. Bir de bana hadi dersin. Cübben nerede kadı dersin. Bul meydanı dermiş onu. Mesajın var, mailin yok. Kuru lafa karnında tok.
Dostun oku sırtında çok bu meydanı dermiş olan. Post mu sevdin Kayseri'ye? Bakmıyorsun hiç geriye. Gönlündeki son periye çal meydanı dermiş olan. Benziyorsun Erciyes'e. Sakın ola düşme yese. Ver kulağı şiir sese. Al meydanı dermiş olan. Anadolu, Ozan dolu. İşte onlardan birisi. Yayla çiçeği kadar güzel. Erciyes'in havası suyu kadar billur, lekelenmemiş. Çağın sancısını ve acılarını, çağın teressübatını kirli üzerine almamış. Arı duru bir Anadolu evladı. Yolun açık olsun deriz şuradan. Kutluyorum. Nice 35 yıl. Değerli dostlar, ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir Erciyes. Bilmiyorum kaç asırlık yaşım var. Kendini kız gibi durun Erciyes. Yağmurum var, buranın var, ışın var. Bağrında gezinir, korun Erciyes. Gözyaşlarım olup onu kesilmez. Tekir yaylasından suyu geçilmez. Bir de can kurban bilmeyen bilmez. Kayseri'ye nimettir, varın Erciyes. Lale sübü bol melekçe görmedim. Kardelen'den başka çiçek vermedim. Kerem Aslı'ya geçit vermedim. Aşıklara neydi zoru geleceğiz. Anlatmakla acil bu derviş açık, bütün duygularım kalma karışık. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Ceylan Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada bir konuğumuz var. Çok uzaklardan geldi aramıza. O bir şair. O bir bestekar. O bir ressam. O bir karikatürist, o bir fotoğraf sanatçısı ve o bir milletvekili. Sayın Doktor Arif Albayrak Bey, buyurun. Kıymetli dostlar, bu güzel ve güzel olduğu kadar da anlamlı gecede sizlerle birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu sözlerim yürektendir, inanın. Daha önce ben bir şiir etkinliğinde yine sevgili Sabit İnce dostumla tanışmıştım. Ve her buluşma, her tanışma daha güzel limanlara yolculuk adını taşıyor diye algılıyorum ben. Ve işte o yolculuk bizi bu güzel şehre, sizin şehrinize Kayseri'ye getirdi. Burada da çok değerli dostlarımla tanıştım. Sizlerle tanıştık. Artvinli arkadaşımla tanıştık. Sayın Kurtoğlu. Antalyalı arkadaşımla tanıştık. Sayın Ceylan. Ve 35. sanat yılını kutladığımız değerli dostumuz Derviş Ozan'la tanıştık burada ve daha nicenizi tanıma şansımız olacak. Sizlere Kıbrıs'tan, Kıbrıs'ın kuzeyinden Kıbrıs insanının o sıcak duygularını ve selamını getirdim. Lütfen kabul edin. Madem ki buraya kadar geldik, bir şiirle katkı koymak istiyorum ben bu güzel geceye. İzniniz varsa. Bir rüzgar kavuşturdu sevdamızı, yine bir rüzgar ayırdı. Gözlerinde gülüşün, yüreğinde heyecan, beni sevmediğin yalan, yalan. Hüzünlü hatıralarda yaşamakta, yaşamakta son şarkımız bize kalan. Titriyor hüznünle, hasretinle yüreğim, düşündükçe seni her an. Hüzünlü hatıralarda yaşamakta, yaşamakta son şarkımız bize kalan. Fırtınalı gönlüm gibi fırtınalı sahillerde o korkunç gürültüye sakın, sakın kanma. Kapkaranlık gecelerin ışıksızlığında seni, sesini unutabileceğimi sanma. Sahile vuran her dalga hatırlatıyorsa sana sevdamızdan bir damla. Aşkımız varsın sürüklensin rüzgarlarda acımasızca, yapayalnızsın diye sanma. Kapkaranlık gecelerin ışıksızlığında
senin sesini unutabileceğim insan mı? Bir hazan, bir hüzün anlatır durur ela gözlerinde derin sevdayı. Rüzgarın yaprakla son sevişmesi, denizin kumlarla ilk aşkı gibi. Dalgalar hasretle kıyıya vurur, yaşatır gönlümde sana sevdayı. Rüzgarın yaprakla son sevişmesi, denizin kumlarla ilk aşkı gibi. Sen yanık ovaların yanık tenli, Akdeniz mavisiyle hep gülerek bakan yüreği yanık kadınısın. Sen meltem rüzgarları gibi bilinmez bir nedenle gönlümün kıyısına vuran bir Akdeniz heyecanısın. Sevdaya obur yürek misali, suya hasret çatlamış toprak gibiyim. Akşamın hüznünü ellerim senle tutmak, gözlerim senle görmek istiyor. Senle doğmak, senle dirilmek, senle yaşamak yeni sevdalarda. Sen bir ceylansın kaçan, sen bir rüzgarsın coşan, sen bir heyecansın yakan ve ben gözlerimde bir damla yuvarlanmak bilmeyen yaş, varlığına mı, yokluğuna mı anlayamadan ağlamak üzereyim. Ağlamak üzereyim. Teşekkür ederim. Kaleminiz zeval görmesin diyoruz. Şimdi sırada İsmail İlhan ve Ali Özyürek var. Kemanla bağlama. Buyurun efendim, söz sizde. Sarı ve salaletin bir iş tuttum düşünmeyi.
Teşekkür ederim.